Şeytan içeri. Daha önce yapamadığını yapmaya mı geldin? Kes sesini şerefsiz. Hadi sen kessene. Kerem yapma. 5 senedir bu anı bekliyorum. Gözlerinin içine bakıp beni öldürme diye yalvaracağın anı bekliyorum. Kerem. Bu sefer öldürebilmeyi becerebilecek misin bari? Birisi yaklaşıyor. Bir bakın ona. Anlaşıldı. Alemin keyfi yerinde. Birader burada durmak yasak. Kim diyor yasak? Yürü diyorum lan. Adam gibi konuş. İç! Dön yüzünü. Bana arkandan sıktırtma. Kerem. Kerem izah edebilirim. Ne izah edeceksin? Karnındaki piçi nasıl izah edeceksin? Kerem o senin çocuğun. Kes sesini. Ben sana ne yaptım ki bana bunları yaptın? Ne yaptım da bunları hak ettim Yeliz? Neyin eksikti? Ne istedin de olmadı. Mesele o değil Kerem. Bak biliyorum senin için zor. Ama olmuyordu. Gitmiyordu evliliğimiz. Nerede o şerefsiz herif? Burada değil, yok. Nerede bunlar? Nerede lan bunlar? Yapma. Kerem. 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 Kerem yapma. Çekil. Kerem. 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 Kerem yapma. Lanet olsun. Sen de mi izah edeceksin şerefsiz? Karım beni seçtiyse benim suçum mu? Sahip çıksaydın.
Dışarılık zavallı bir adamsın. Böyle ölmeyi bile hak etmiyorsun. Yeliz haksız değil. Senin gibi korkak adamı ne yapsın? Doğrarım lan seni. Sus! Sen git. Ahşap doğra. Marangoz. Sen bu işi, seni doğduğuna pişman ederim. Seni ellerimle öldürürüm. Şerefim üstüne yemin ederim ki azıcık aklın varsa sıkarsın. Senin şerefinde mi varmış? Sıkmayacağım lan. Göreyim bakayım ne yapacakmışsın. Cürmün neymiş? Adresim belli, mekanım belli. Adım belli, sanım belli. Şeref diyorsun ya, şerefini göreyim. Belki de ben bütün bunları sen yaşama diye yaşadım. Kim enişte? Tek kulağına söylerim. Gel halacığım. Halacığım, bak ne diyeceğim. Gitme sen bu gece anneannelere, ne dersin? Bilmem ki halacığım. Kızmasın anneannem sonra. Yok, söyleriz, bir şey demez. Zorlama çocuğu Ela. Geldiler işte. Aman sakın gecikmeyin. Koşa koşa gelin. Fatih, hadi oğlum. Ateşi var sanki biraz Fatih'in. Bu gece evde kalsa daha iyi aslında. Geldim anneanne. Gel canım. Üşütecek şimdi iyice dışarı çıkınca. Hiçbir şeycikler olmaz benim torunuma. Şöyle sardık mı sıkı sıkı. Hadi oğlum, ayakkabılarını giydin mi? Tamam canım. Hadi. İyi geceler evladım. İyi geceler alacığım. İyi geceler canım benim. Yarın buluşuruz, olur mu? Oo. Hadi. Hadi bakalım, yürü. Asım, yani göz göre göre verdik çocuğu ellerine. Göndermeyecektik. İçimde çok kötü bir his var. Ağzını ayrı aç Ela. Belayı çağırma gece gece. Çeşmesi benim, kaynağım benim,
demedim. Sağ mıdır diye. Ne diyeyim? Aşıklar ölmez dediydim. Gelir mi? Gelemeyecek yerde olanlar nasıl gelsin? Ama gelecek olan da var. Yok değil hani. Kızım gelir mi? Gelse tanır mısın? Abim bir delilik yapacak diye ödüm kopuyor. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturduk kaldık. Çocuğu da verdik ellerimizle. Dua etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Polisi mi arasa kalsın? Ne diyeceksin Ela? İleri geri konuşma. Her şey olacağına varır. Hem kaderi değiştiremezsin. Ama kadere isyan etme hakkın da vardır değil mi Asım? Ela... Ela! Allah'ım! Ne olur! Yetmedi. Daha neyle imtihan edeceksin? Yetmedi mi? Ayrılık hasreti kâr etti cana, kâr etti cana. Seher yeli sevdiğimden ne haber? Seher yeli sevdiğimden ne haber? Selamım tebliğ et kutbi cihana, kutbi cihana. Seher yeli sevdiğimden de haber, seher yeli sultanımdan bir haber. Bülbül gibi bağlamışam kareler, yar yar kareler. Ayrılık derdine nedir çareler?
ayrılık nedir çareler? Merhem kabul etmez dilde yareler, dilde yareler. Seher yeli sevdiğimden bir haber, seher yeli sultanımdan bir haber. Sıskıyam kalmışam ıssız çöllerde, ıssız çöllerde. Böyle dert bulunmaz gayrı kullarda, böyle dert bulunmaz gayrı kullarda. Dilim intizarda, gözüm yollarda, gözüm yollarda. Seher yeli sevdiğimden bir haber, seher yeli sultanımdan bir haber. Abim. Hayır olsun inşallah. Abim. Yapmadın bir şey değil mi? Yapmadın. Elini kana bulamadın. Yapmadım. Bizim için değil mi abi? Fatih için. Hepsi geçecek. Yeniden hoş geldin abi. Allah'ım, mutluluktan öleceğim. Keşke Fatih'i de yollamasaydık. Abi, iyi misin? Meselem iyi olmakla değil ki Asım. Sizler iyi olun. Derdim budur bundan sonra. Sen geldin ya abim. Her şey daha güzel olacak. Bir daha ayrılık olmayacak değil mi? Bir daha ayrılık olmayacak. Şansınıza yola çık. Yarım saatte varırız. Ama bir yağmur yağsa o zaman görsen buraları bacım. Yaşanmaz olur. Hı? Aa, İstanbul mu? İstanbul ya. Bak böyle göz boyadığına şimdi. Öyle uzaktan bakınca her yer güzel. Yolculuk nereden? Amerika'dan geliyorum. Nerelisin aslen bacım? İstanbullu. Kusura bakma babacım. Bindiğinden beri gözünü ayırmadın pencereden. Ben sandım ki misafirsin. İstanbul'da doğmuşum ama doğduğum günden beri ilk defa görüyorum. Anlayacağınız, kendi memleketimde misafirim yani. Nasıl oldu ki o? Uzun hikaye. Sen bilirsin abla. Bizim herkesin hayatına saygımız sonsuz. Zorunlu mu göç ettiydin Amerika'ya, yoksa okumak için filan mı? Zorunlu sayılır. Ben değil, annem göçmüş. Ben daha kundaktayken. Allah Allah. Hayırdır? Anarşi yüzünden mi? Yok yok. Türksün ama değil mi? Babam Türk. Annen? Annem Amasralı. Laz mı, Çerkez mi? Yok değil.
Ya müzik açar mısınız mümkünse? Ben hiç Türkçe müzik dinlemedim de merak ediyorum. Amca bakar mısın? Şu adres nerededir? Çıkaramadım vallahi evladım. Büyükelçi Feruk Bey oturuyormuş buralarda. Belki bilirsiniz. Ha, Büyükelçi Feruk Bey. Hı? Bildim şimdi. Yakın mısınız evladım? Misafirleriyim efendim. Buradan sahile inin. Sağdan üçüncü evde otururlar. Teşekkürler. Sağ olun. Estağfurullah. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Kalsın kalsın lütfen. Lütfen buyur. Kalsın. Helal et bacım. Ne demek helal etmek? Helal olsun diyeceksin. Helal olacak bacım. Yoksa hayır gelmez bu parada. Helal olsun. Senin de yolun açık olsun bacım. Hoş geldin memleketine. Feruk Bey siz misiniz? Evet benim, buyurun. Benim adım... Beni Amerika'dan Profesör Angel gönderdi. Buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Uyumadın mı? Benim de gözüme uyku girmedi. Kahve yapayım mı sana? İstemem. Ankara'ya gitmeyecek misin? İptal ettim. Bana neden kötü davranıyorsun? Benim ne suçum var? Boş boş konuşma. Ben böyle olsun ister miydim? Çocuğumdan ayrıyım 5 senedir. Seninle durumumuz da ortada. Kerem desen başlı başına bir dert. Sabah sabah kafamı ütülemeye mi geldin kadın? Nereye gidiyorsun? İşim var. Beşir. Ben artık oğlumu yanımda istiyorum. Ciddiyim. Eski kocanı çok özlediysen, dün peşinden gitseydin ya. Tamam reis, için rahat olsun. Dualarını eksik etme yeter. Sağ ol. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Yapmadı delilik bizim deli olan. Abi, Fatih de anneannesinde bu gece.
Abi, inat ediyorsun ama. Neye inat ediyorum Ela? Bir müsaade et de kendime geleyim. Abi, dün çocuğun yüzüne bile bakmadın. Ne diyeceğiz sorarsa? Çocuk ilk kez babasını gördü hayatında. Ela, uzatma. Sırası mı şimdi? Çocuğun ne günahı var abi? Bak sonra çok pişman olursun. Olayım Ela. Bir de ona pişman olayım. Bir eksik, bir fazla. Ne fark eder? Karakin Yanıkyan'ın kızı Angel Yanıkyan olarak diasporaya ait paranın yarısı benim üzerimde. Bu demektir ki hayatınız da tehlikede. Beni aramaya başlamışlardır değil mi? Dua edelim biz size yeni bir kimlik, yeni bir hayat kurmadan bulamazsınlar. O zamana kadar burada kalabilirsiniz. Ferruh Bey, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İstanbul'da bir yakınınız, sizi tanıyan birileri var mı? Yok. Adının Yunus olduğunu bildiğim ve benden haberi olup olmadığını dahi bilmediğim babam dışında. Anlatın bakalım. İş güç ne alemde? Dükkanda durum ne? Çay içer misin bir tane daha? Olur. Asım, konuşmayacak mısın? Abi, sana söyleyemedik ama... Dükkan elimizden çıktı. Ne demek dükkan elimizden çıktı? Çıktı abi. Yürütemedik senden sonra işi. O kadar geldi gitti Ela cezaevine. Bir şey söylemedi. Üzülmedi. Para getirdi Ela cezaevine. Nereden buldunuz o paraları? Sağ olsun Agah Reis hep destek oldu. Bana baştan anlat bakayım şu işi sen. Ben sofrayı toplayayım. Otur şuraya Ela. Sen içeri girdikten bir süre sonra, benim de ayaklarımın durumu malum. Rıfkı hastaneye bir iki geldi gitti. Gelip giderken söylenmeleri başladı. Olmuyor, gitmiyor iş, dükkan dönmüyor. Kerem'in de içeri düşmesi kötü oldu diye. Sonra birilerine ortak almak lazım diye söylenip durmaya başladı. Biz nasıl olur, nasıl yapsak derken... Niye demiyorsunuz ki Agah Reis'e gitsene, o yardım eder diye? Dedik ama dinlemedi. Bir gün evrakları getirmiş Ela'ya. Ben anlamam bunlardan. Bir Agah Reis'e gösterelim dedim. Ama imzalamazsak dükkan elimizden gidecek, haciz gelecek deyince okumadan imzaladım. Ya cahil misiniz siz? Nasıl okumadan imzalarsınız? Nasıl yaparsınız? Abi, kadın başıma ne yapacaktım? Sonra Agah Reis'e gittim. Gitti konuştu Rıfkı'yla. Ne demiş? Dükkan benim. Sana ne oluyor demiş. Sana mı soracağım kimi ortak alacağımı demiş. Şerefsiz. Demek o yüzden gelemedi bir kere bile ziyaretime. Bir kere para için gittim. Biraz da bahanesi oldu para. İş güç ne durumda diye. Görüştürmediler benimle. Kaç kere aradıysak da çıkmadı telefonlarımıza. Ulan Rıfkı. Ulan Rıfkı. Sonra duyduk ki artık yalan doğru günah boynuna. Ya söyleyin, çatlatmayın insanı. Beşir'le ortak olmuş. Ne gerekiyorsa yaparız Vildan Hanım. Her türlü desteği vermeye hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi hayırseverler oldukça memleketin sırtı yere gelmeyecek.
Yalnız burada tabii arsada mühim bir konu. Ekibimizin araştırmaları sürüyor. Zannediyorum birkaç güne netice alacağız. Bakın Vildan Hanım, bu bir yatırım değil, hayır işi. Ama hayır işi bile olsa bir iş adamının kiminle ortaklık yaptığı, adının kimlerle yan yana geldiği önemlidir. Elbette, çok iyi anlıyorum. Benim gösterdiğim arsanın olması kaydıyla size vereceğim desteğin sonuna kadar arkasında olacağım. Yeterince açık ifade ettiğimi sanıyorum. Arsa nerede? Kime ait? Arsa, Agah isimli kum ocağı sahibi bir ihtiyara ait. Dolaylı yoldan bir tanışıklığımız olduğu için benim adım geçerse arsayı devretmez. Ama siz ondan alabilirsiniz. Daha doğrusu ben sizin alacağınıza inanıyorum. Nasılsın Sadık? Çok şükür reis. Sen nasılsın? Hamdolsun. Ne tarafa gidelim? Ya rüzgar bizi ne tarafa götürürse o tarafa gidelim Sadık. Tüh. Keşke arabayı değil yelkenliği çıkarsaydım reis. Ulan rüzgarın sürüklediğinden hariç ne zaman nereye gitmişiz ki yelkenliğe hacet olsun? Ne bileyim reis. Dümen lazım en azından. Ulan senden hala dalgacı dümenci mi var Sadık'ım? Fabrikaya bir uğrayalım bakalım. Ben onların anasından emdiği sütü burnundan getiririm. Bizim ekmeğimizi elimizden alacak çakal daha yaratılmadı. Abi, gözünü seveyim, sakın bir delilik yapma. Hakkımızı arıyoruz zaten. Ne çakallık yapacaklarsa yüzüme karşı yapsınlar. Arkamdan değil. Abi, ben de geliyorum. Sen... Gel Asım, gel. Anne dayanamıyorum artık. Çıldıracak gibi oluyorum. Tam ikna ederim derken dün Kerem çıktı geldi elinde silahla. Şuraya koy. Ne silahı? Bildiğin silah işte. Yine vuracaktı Beşir'i. Polise haber verdiniz mi? Yok, ne polisi ya? Kendini ne zannediyor bu adam, anlamıyorum ki. Yetmedi mi yaptıkları da? Utanmadan gelip bir de kapınıza dayanıyor. Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi bilmiyorum. Kimle konuşuyorsun anneanne? Annenle oğlum. Fatih mi? Evet. Anne, bir sorar mısın, konuşacak mıymış benimle? Dur bir dakika. Annen sesini duysun evladım. Oyun oynuyorum, görmüyor musun anneanne? Neden konuşmuyorsun evladım annenle? Sizin yüzünüzden yandım. Ben halama gitmek istiyorum. Oğlum. Anne, neden benimle konuşmuyor? Hep halası olacak o kız yüzünden. Çocuğu işliyor demek ki. Anne, ben böyle yaşamak istemiyorum. O zaman gelir alırsın çocuğunu, onunla yaşarsın. Ben de yoruldum artık kızım bu yaşımda bunlarla uğraşmaktan. Ben sana demiştim Kerem'den koca olmaz diye. Babanı dinleyeceğine ana sözü dinleseydin ya. Hadi kızım, hadi, işim var benim. Ana sözü dinlemesen daha. Erkek adam baba sözü dinler anneanne. Erkek çocuklarını anaları büyütmüyorlar mı oğlum? Baban mı doğurdu seni? Hasbinallah, hasbinallah. Beni annem büyütmedi ki sen büyüttün.
Bir de halam büyüttü. Aa, hadi artık önüne bak sen. Dünya kadar işim var benim. Bir de sana laf yetiştirmeyeyim. Bilmiş şey. Halamı arayacağım ben. Dur oğlum dur. Başlatma halandan şimdi. Kerem nerede? Dükkan işine kızdı çok. Asım'la çıktılar. Söyleyecektiniz daha önce. İyi yapmadınız Ela. Nasıl olsa öğrenecekti. Kızdı mı çok? Kızdı ne demek? İnletti ortalığı vallahi. Haklı ama. Haklı da işte. İnşallah bir kazaya belaya bulaşmadan dönerler. Hı. Ben o Rıfkı'dan iyice korktum Zühre. Beşir'in de zaten ne oldu ortada. Fatih'le ne oldu peki? Çok zor Zühre. Sen yabancı değilsin. Hı. Ne olacak, nasıl olacak o iş hiç bilmiyorum. Hiçbir günahı yok zavallının. Alo. Halam benim. Tamam halacığım. Ben gelirim hemen. Fatih mi gelecek? Evet. İnsanın yeğeni doğurduğundan güzel gelir mi? Geliyor vallahi. Daha dur, doğurmadın ki. Ben geçtim o sevdadan. Asım'la aranız nasıl? Nasıl olsun? O kadar da severek evlendiniz. Her şey sevgiyle olsaymış. Sevmeyle olmuyor ama. Sözle dinlemiyor ki bu deli gönül. Sevince seviyor. Buyurun. Kime bakmıştınız? Rıfkı burada mı? Kim arıyor diye? Kerem'di, Kerem. Siz bekleyin 2 dakika şurada. Tamam abi olur. Çık lan dışarı. Geçmiş olsun Kerem'im. Daha geçmedi. Geçecek hayırlısıyla ama. Kerem ne oluyor be? Ağlı beyli konuşma. Adam gibi konuş. Kısa konuş. Bu şerefsizliği niye yaptığını anlat ki. Seni şuracıkta geberdim. Ben seninle aynı fikirde değilim bu konuda. Ne yani? 1915'te hiçbir şey olmadı mı? 1915'te ne olduğu mesele değil Tuğçe. 20 sene önce kocamı Atina'da öldürdüler. İyi de o ayrı şey, o ayrı şey. Tuğçe, insanlar öldü. Benim kocam öldü. Bir insan ölünce diğerleri ölmemiş mi oluyor? Kocamı öldürmek, kocam gibi gencecik onlarca insanı katletmek kimseyi geri getirmedi. Sadece acıları ve nefreti büyüttü o kadar. Sen tartışmaya açık değilsin. Kusura bakma. Tartışmayı bilmiyorsun. Konuşulmadığı için sorunlar çözülemiyor. Tamam. Sen çöz o zaman. Tartışın, çözün de geri gelsin gidenler. Kocalarımız, babalarımız geri gelsin. Hiç durmadan 100 sene daha tartışın. Hatta bu özgür düşüncelerinizle asalayı yeniden canlandırın. Birilerinin kocalarını daha öldürsün bu terör örgütü. Ve siz tartışıp durun. Utanmadan acılardan bahsedin. Ya sen daha aynı evde yaşadığın insanların acılarını paylaşmazken tarih mi okuyorsun? Boşuna okuma Tuğçe. Hiçbir şey anlamazsın. Bir tek konuda dikkatli olmamız lazım. Bu evin içinde dahi kimseye gerçek kimliğinizi söylemeyiniz.
Anlıyorum. Biricik oğlumu Atina'da Asala terörüne kurban verdim. Gencecik, pırıl pırıl bir diplomattı. Eşim evlat acısına dayanamayıp kansere yenik düştü. Allah'ım nasıl bir acıdır. Ben nasıl bir dünyanın içindeymişim. Sizin bir günahınız yok kızım. Bunlar çok başka hesaplar. Bunu ben anlayabilirim. Ama gelinim oğlumun ölümünden sonra çok sarsıldı. Kabullenemiyor olanları. Endişem o yüzdendir. Sizi üzmesini istemem. Anlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. Oh. Bir işi yaparken keyif almıyorsan vazgeç. Bırak o işi. Denizcisin diyelim. Dümen tutarken türkü söylemiyorsan bırak başkası tutsun. Duvar örüyorsun, harç karıyorsun. Demir büküyorsun ya da. Şöyle türkü tutturmuyorsan bir işe yaramaz yaptığın iş. Ne yapıyorsun kızım? Not alıyorum. Ben ne dedim, sen ne anladın? Bir garip efsane. Ciddi ol. Şarkı sözü değil bunlar, ayaküstü yazısı. Bu aş evinde acı soğanı soyarken bile türkü söyleyeceksin. Türkiye sesin yetmiyor mu? Fıkra anlat etrafındakilere. Aş evinde soğanı mikserleştiriyoruz ama. Ha doğru. Öyle bir şey aldırdıydık. Hı hı. Ya neden yemeklerin tadı kaçtı diyorum ne zamandır? İş temelinden bozulmuş. Soğanı elle doğramazsan neye şifa? Bana bak gıda mühendisi kızım. Buyurun efendim. Soğanlar bir bir elle. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Ya fakir fukaranın midesine mikser sokacak bir biz mi kaldık? Hiç görmediğim babamı, akrabalarımı, doğduğum evi görebilecek miyim bilmiyorum. Yaşayamadığım hayatımı, aslımı arıyorum anlayacağınız. Dayıcığım biz geldik. Aa babacığım misafiriniz mi vardı affedersiniz. Gelin gelin hoş geldiniz. Hanımefendi Amerika'dan eski bir aile dostumuzun kızı. Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu hanımefendiler de gelinim Merve ile... Rahmetli ablamın kızının kızı Tuğçe. Memnun oldum. Dağbaş mı lan burası? Kimin malını kimden alıyorsunuz? Eşkıya mısınız siz? Kerem'im ben ne yapabilirim ki? Beşir emretti. Nasıl hayır diyeyim? Yaşatır mı? Çoluğum çocuğum var benim. Yetim hakkı gasp ederek mi çoluğunun çocuğunun canını koruyacaksın şerefsiz? Abine de sen haklısın. Müsaade et akşama kadar bana. Gel devredeyim hesapları ellerimle. Bak aslanım. O delikte tam 5 senem geçti. İstemem ki bir daha gireyim. Ama and içtim. Bir şerefsizliğinizi görürsem... o Beşir'i de seni de... bu odaya çiviler... bedelini de gün be gün öderim. Burada işimiz bitti Asım. Ne oldu abi? Akşama devredecek it. Bir gün ki dönecektir.
Bu mektubu ona verin. Verin ki hep kalbinin üstünde taşısın. O zaman sözcüklerim kalbine değer. Gelir bulur beni neredeyse. Yaşıyorsunuz Amerika'da? Los Angeles. Aa, ne ilginç. Diaspora çok güçlü orada değil mi? Tuğçe'cim, herkes bu konulara senin kadar meraklı olmak zorunda değil. Nereden bilsin Aslı Hanım değil mi? Sohbetinize katılmak beni çok mutlu etti. Ancak ilk kez İstanbul'a geliyorum ve biraz dolaşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz Feruh Bey? Tabii, ne demek. Bizim şoför yardımcı olsun size. Ben de eşlik edebilirim Aslı Hanım adayıcım. Hiç zahmet etmeyin ne olur. Yeni geldiniz siz de. Ben zaten biraz yürümek istiyorum. Fazla uzaklaşmayacağım. Teşekkür ederim. Birkaç saate kadar dönerim ben. Kim kime gücü yeterse işte Asım. Böyle şerefsiz olmuş dünya. Verecek mi adam abi sence geri? Vermesini de göreyim. Sen de iyi ki geldin Asım. Abi, ben çocuk değilim. Kim dedi oğlum çocuksun diye? Anladım abi, ben ne dediğimizi. Biliyor musun? Binlerce kere kafama sıkmak istedim bunca sene boyunca. Asım, bir de seninle mi uğraşacağız oğlum? Ne diyorsun sen? Yok abi, ciddiyim ben. Senin için bekledim. Emanetine sahip çıkmak için bekledim. Sen Ela'nın, Fatih'in başında ol da bir. Sonra ben kendimle hesabımı görürüm dedim. Asım, sen ne diyorsun oğlum? Hiç mi sevmiyorsun? Hiç mi düşünmüyorsun Ela'yı? Sen beni anlamıyorsun abi. Ben olsam ne? Olmasam ne? Ben erkek miyim? Asım. Ben hapiste geçen her günümde kardeşim sana emanet diye düşünüp öyle uyku uyudum. Sen bana ne diyorsun? Abi sen beni burada indir. O niye? Abi dur Allah aşkına. İnerim ben. Beşir abi, beni bu işe bulaştırma abi. Geri adım atmak yok. Dükkan artık senin. Abi Kerem deli, beni öldürür. Yapacak olsa yapardı çoktan. Sen dediğim yoldan şaşma. Horozlansın istediği kadar. Çöplük onun değil. Akşama mı geliyor? Evet abi. Şapşal ettiniz oğlanı da. Bir ora bir bura. Verin anasına kurtulalım bu dertten. Çocuk dediğin ana elinde büyür. Biz mi vermedik ya? Kaçarken düşünecekti onu. Bıraktı gitti. Analık öyle mi olur? Ben onu bunu bilmem. Bilmiyorsan karışmayacaksın da. Fatih! Halam? Hazır mısın? He? Gel.
Aman bana ne be. Ne haliniz varsa görün. Şu yaşımda uğraştığım şeye bak ya. Reis evde mi abla? Yok, çıktıydı. Ne zaman geleceğini söyledi mi? Söylemedi. Sen Kerem değil miydin? Benim abla, benim. Bir uğrayayım dediydim. Hürmetlerimi söylersin. Tabii, söylerim. Takip edin, Beylerbeyi'ndesiniz. Nereye arıyorsunuz? Yok, bir adres değil. Beylerbeyi'ne gitmek istiyorum sadece. Teşekkür ederim. Hadi al bir tane daha. Doydum. Aa, bitecek bu. Büyüyemezsin sonra. Hep böyle çocuk kalırsın, haberin olsun. Hala ben büyüyünce kim gibi olacağım? Babam gibi mi, eniştem gibi mi? Büyüyeceksin, adam olacaksın işte. Ne bileyim kim gibi olacaksın Fatih? Hala, babam beni tanımadı mı? Dedem resimlerini yolladık dedi ama. Tanımaz olur mu Fatih'cim? İnsanoğlunu tanımaz mı? Düşünme sen böyle şeyleri ha? Çok uzaktan geldi. Çok yorgun baban. Hadi. Eniştem nerede? Dışarı çıktılar babanla birlikte. Gelirler akşama. O zaman çarşamba rahatsız ediyorum ben sizi Ferruh Bey. Bu arsa meselesi çok önemli bizim için. Teşekkür ediyorum ilginize. İyi günler. Kızım, sen ödevlerini yaptın mı? Kalkamıyorsun o bilgisayarın başından. Karışma. Nehir, baksana sen bana bir. Ya sen işine baksana. Kızım, sen nasıl konuşuyorsun annenle öyle? Sen benim annem değilsin. Hayrola, neyin var? Yok bir şey. Sabah canım sıkkındı, ters konuştum. Ama adam gece kafama silah dayadı. Normal canımın sıkılması. Senin canın sıkılmadı mı? Sıkıldı. Bütün gün bunu düşündüm. Aslında çocuğun bir günahı yok. Ben onu sevmek zorunda değilim. O da beni sevmek zorunda değil. Ama bir çocuk muhakkak annesinin yanında büyümeli. Yarın git Fatih annenden al. Sevgilim. Beni çok mutlu ettin, çok. Ha? Geldiler işte. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Asım yok mu? Biraz sahilde oturacakmış. Canı sıkkın. Gelir birazdan. Önemli bir şey değil. Merak etme. Abi, dükkan ne oldu peki? Geri alıyoruz. Allah'ıma bin şükür. İnşallah her şey düzelecek. Bak babası, Fatih de seni bekliyordu. Nasılsın? İyiyim. Zor muydu abi? Zordu.
bazen dışarısı da zor. Öyle mi? Öyle. En çok nesi zor? Ben unuttum. Bana hatırlatır mısın? Hatırlatırım. Hemen çıkacak mısın abi? Evet Ela. Neden? Şu dükkanın işini halledeyim. Tüh. Ne oldu? Konuşamadık ki daha. İstersen bu akşam burada kal. Biraz konuşuruz. Sen uyumadan gelirim. Söz mü? Söz. Söz.